Evet, karara ilişkin bugünkü yorumlarında bu mesajları verdi Sayın İmamoğlu ve hiçbir başarı cezasız kalmaz yorumu da dikkat çekti. Temel atma töreninde CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mesajları vardı ve iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu İstanbul'u kaybetmenin acısını halen çekiyorlar mesajını verdi. Aynı zamanda tarih o yargıçların da hükmünü verecek dedi Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partili ailenin en büyük özelliği hesap vermekten çekinmeyiz. Kentte yaşıyorsanız o kentin bir rantı vardır. Ama bizim ailemizin temel hedefi o rant o kentte yaşayanlarındır. Birilerinin değildir. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hala içlerine sindiremezmişler. Bunun acısını yaşıyorlar ve intikam almaya çalışıyorlar. Ön sırada otururken bir tarafımızda il başkanımız, bir tarafımızda büyükşehir belediye başkanımız var. İkisine de siyasi yasak getirmek istiyorlar. Hangi gerekçeyle? Bana akıllı bir gerekçe söylesinler. İstanbul'u kaybetmenin acısını yüreklerinde hala hissediyorlar. Beni şaşırtan şu. Ya bu kadar harama tamah eden bir anlayış nasıl olur da iktidar olabilir? Aklım almıyor. Bazıları yargıç cübbesi giyebilirler. Bazıları savcı cübbesi giyebilirler. Hiçbir önemi yok. Hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar vermeyen hiç kimse yargıç ve savcı değildir. Onlar göstermelik yargıç ve savcılardır. Tarih onlarla ilgili de hükmü verecektir. Ne derler büyüklerimiz? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez. O nedenle birilerinin sofrasına oturan yargıcın verdiği karar hükümsüzdür. Bütün bunları bilerek azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Asla umutsuz değiliz. Bütün baskılara rağmen biz gerçekten de 11 büyükşehir belediyesinde ve diğer belediyelerimizde destan yapmaya, destanı büyütmeye çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bugüne yansıyan açıklamaları bununla sınırlı değildi sevgili izleyiciler. Başka açıklamaları da vardı. Özellikle sürecin aday belirleme takvimini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bazı soru işaretleri var. O konuda da mesajları vardı Kılıçdaroğlu'nun. O haberi vereceğiz. Aynı zamanda CHP'nin İmamoğlu'nun arkasında olduğu mesajını bir kez daha verdi. O mesajı da verelim. Birazdan Saraçhane'ye döneceğimizi hatırlatalım. Hiç kimse Ekrem Bey'i İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunu bütün İstanbullu kardeşlerim bilmesini isterim. Arkasında güçlü bir irade var. Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bütün belediye başkanlarımıza nasıl sahip çıktıysak, il başkanımız da haksızlığa uğradı, ona da nasıl sahip çıktıysak aynı çerçevede sahip çıkacağız. Türkiye'yi ayağa kaldıran o karar için darbe dedi CHP lideri. Saray talimatıyla kararın çıktığını savundu. İstanbul'u kaybetmesi onun için büyük bir yara oldu. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. Yargıç saraydan gelen talimata göre karar veriyor. Milli iradeye darbedir. Sanıyorlar ki biz bu yasakları getirirsek Cumhuriyet Halk Partisi geri adım atar. Asla ve asla zalimin karşısında yarım santim, bir milim dahi geri adım atmayacağız. Kılıçdaroğlu beraat kararı bekliyorduk dedi. İmamoğlu'yla Almanya'da telefon trafiğindeydi karar sonrası. O görüşmeyi anlattı. Kararın dün açıklanacağını biliyor muydunuz? Ya da tahmin ediyor musunuz? Yok, hayır. Bekleyin. Yani karar açıklanırsa beraat diye veya ertelenecek diye. Yani ikisinden birisi olur diye. Yani ama ertelense de sonuçta bir beraat çıkacağını düşünüyordum ben. Sayın İmamoğlu'na sakın üzülme dedim. 16 milyon İstanbullu seni dirençle görmek istiyor. Asla üzülme, gülümseyerek İstanbullulara hizmet etmeye devam et dedim. Siz üzülmediniz mi mesela? Demokrasi adına üzüldüm. Ülkem adına üzüldüm. Olay bir kişi olayı değil. Olay bir milli iradeye darbe vurup vurmama olayıdır. Sadece İmamoğlu'yla değil, altılı masadaki tüm liderlerle temas halindeydi. Hem Almanya'da hem de dönüş yolunda. Sayın Davutoğlu aradı ve büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ettim. Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum diye. Tabii dedim, çok mutlu olurum. Altı liderin daha sıkı sıkıya, kol kola, omuz omuza yürümeleri için önemli bir
İvme kazandırır. İmamoğlu kararı Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini etkiler mi diye soruldu. Kılıçdaroğlu takvimin aynı şekilde ilerleyeceğini söyledi. Adaylık belirleme sürecini takvim olarak veya herhangi bir şekilde etkiler mi? Yok, etkilemez. Etkilemez, şunun için etkilemez. Acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. İstinaf ve Yargıtay süreci Kılıçdaroğlu kararın oradan döneceğini söyledi. Hakkın hukukun ne olduğunu bilen namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Hı hı. Biz o yargıçlarımıza güveniyoruz. Döner mi istinaftan Yargıtay'dan bu efendim, karar? Efendim niye dönmesin? Eğer bu ülkede adalet varsa bir şekliyle dönecektir bu.